Evet, Ramazan ayına girdik, e, huzurlu, sağlıklı bir ay diliyoruz dedik ama e, Ramazana savaşın gölgesinde giren Gazeliler. Şimdi bütün e, dünya kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına kulak tıkayarak Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam eden İsrail'de. Yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Türkiye'den de tepkiler var. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın açıklamalarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail yetkilileri sert sözlerle hedef aldı. 31 binden fazla can kaybı, 72 binden fazla yaralı. Devam eden şiddet nedeniyle hesaplanamayan bilanço. Tüm bu vahim tabloya tepki gösteren ülkelere İsrail yanıt vermeye devam ediyor. İsrail yetkililer en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Başbakan Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Katsın sözlerine Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar geldi. İletişim Başkanı Profesör Dr. Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce açıklama yaptı. Altun, Netanyahu'nun suçlarını örtbas etmek için Türkiye'ye saldırdığını söyledi. Altun, masum sivillere karşı işlediği tarihi katliamları gizleyebilecek hiçbir yalan, dezenformasyon ve aldatma yoktur. Zaten tarih onu hem bölgemizi hem de kendi ülkesini felakete sürükleyen bir lider olarak yazdı dedi. Altun, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye vatandaşları olarak sahip olmaktan gurur duyduğumuz liderlerden biridir ifadelerini kullandı. Bir başka açıklamada dışişlerinden geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail hükümet üyelerinin gündemi değiştirme amaçlı çabalarının bu gerçeklerin üstüne örtemeyeceğini belirtti. Keçeli, insanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrail yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de İsrail'e tepkisi sert oldu. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye ve katillerin hesap vermesi için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.